Sayın seyirciler, Levent Gültekin'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki nerede kalmıştık? Şimdi Türkiye'nin daha genel gündemine gelmeden önce Levent Gültekin'in özel gündemi. Ama aslına bakarsanız o özel gündem muhalefetin içinde bir bakışı da gösteriyor. Bu şu fraksiyon, şu kesim vesaire falan diye söylemek istemiyorum. Sorun şu, bir şekilde karşı mahalleden bu mahalleye gelenlere muhalefetin bakışı nasıl olmalı? Oradan daha çok insanın gelmesini nasıl sağlamak lazım diye dert ettiğimiz için konuşuyoruz. Evet. Yoksa şeyden yani Levent Gültekin aslında öyle demiş. Aslında şöyle bir şey söylememe müsaade edin. Tamam. Bu bir mahalleden bir yerden bir yere gelme olarak görmemek lazım. Bu bir uzlaşı, bir yerde toplanmakla ilgili bir şey. Hmm. Ben hani İslamcıları bıraktım, dindar mahalleden çıktım, geldim seküler kesimin değil. Benzetme olarak ha, siz de bir tanımlama olarak yapıyorum ama bence artık hepimizin. Hmm. Hepimizin kafasını şöyle değiştirmemiz lazım. Türkiye'de artık mahalleler yok. Türkiye var. Yani ben bir Atatürkçüyle, bir Aleviyle, bir solcuyla, bir ateistle, bir Ermeniyle otururum. Türkiye meselesini konuşurum. Aynı amaç birliği yapabiliriz. Çünkü hepimiz çocuklarımıza iyi eğitim istiyoruz. Hepimiz adalet istiyoruz. Hepimiz insan gibi yaşam istiyoruz. Hepimiz refaha ulaşmış, dünyada saygın bir ülke olmuş bir Türkiye istiyoruz. O yüzden artık mahalleler yok. El şimdi, ele verip bir şekilde mahalle Türkiye. Mahalle benzetmesini ben biraz da şundan yapmak. Şimdi benim çocukluğum da artık çok az ahşap bina kalmıştı. Evet. Ama İstanbul ahşap binalarla doluydu. Şimdi bir mahallede efendim yangın çıkarsa İstanbul'un üçte biri yanıyordu. Yani bütün bir Fatih yangın mahallesi şeyiydi. Yani bir tek mahalle oluyordu. Yangın mahallesi. Filanca mahalleden falan bir kıvılcım sıçrıyordu öyle. Bugün Türkiye öyle bir noktaya geldi. Tabii. O yüzden bu mahalle benzetmesini yapmak istiyordum. Çünkü bakın yani laik mahalleyi yakmak, yıkmak isteyenler şunu görsün. Oradan çıkan kıvılcım sonunda kendi dinci veya dindar ne diyorlarsa o mahalleyi de. Söylüyorlar zaten devlette, millette beka sorunu var diyorlar. Yani beka sorunu var olma riski var. Yok olma riskindeyiz. Artık o haldeyiz diyorlar. Diyor, yani bu nasıl bir itiraftır? Sen gelmeden önce bu ülkede çok sorun vardı da beka sorunu yoktu herhalde yani. Evet. Kendisi bile söylemezdi AKP'nin. Zaten bir cumhurbaşkanının da beka sorunu var demesi korkunç bir şey. Daha da korkunç bir şey yok söyledi. Yok olmak üzereyiz. Hayır, yani. Tabii komadayız yani onu diyor. Niye soktun komaya? Kimse sormuyor. Sen soktun. Türkiye böyle değildi ki. Daha da korkunç bir şey daha söylüyor. Dikkat çekilmedi. Artık AK Parti'nin kaderiyle Türkiye'nin kaderi bir oldu diyor mesela. Bir ülkenin kaderini bir partinin kaderiyle eşleştirmek o ülkeye büyük bir kötülüktür. Gerçi ben bunu 2 yıl önce yazmıştım. Tam 2,5 yıl önce dedim ki iş giderek Tayyip Erdoğan'la AK Parti'nin kaderiyle Türkiye'nin kaderinin eşleşmesine varıyor. Ona bir şey olursa ona... Ama bu sanki bir cins şantaj gibi. Yani şantaj gibi yapıyor artık. Zaten öyle diyor. Ben gidersem ülke öyle dedi ya ben bir ara. Ben gidersem ülke dağılır ya, diye. Ama bu ya bize tür... tahammül edin ya da batırırız ya vallahi. Da, ya tabii yakarım. Ya da yaktım. Yani kendimi getirdim bir şekilde ülkenin tek bir arada tutan o da korku. Yani korkuyla duruyorsunuz. Ben gidersem yıkılır. Yani bu kötülüğü yaptı bize. Hepimize yaptı. Ülkemize de yaptı. O yüzden Türkiye'nin kaderini bir partinin kaderine yap. Parti dediğin bence parti yok ortada. Hadi eşleşmek hakikaten Türkiye'ye bir kötülük. Cumhurbaşkanı ya ne dediğini bilmiyor ya bilerek kötülük yapıyor. Yani ne dediğini herhalde düşünmemiştir. Düşünmemiştir diye varsayıyorum. Çünkü böyle bir cümleyi bir cumhurbaşkanı dünyanın hiçbir yerine söylemez. Kendi ülkesini bu kadar basite, bu kadar hafife indirgemez. Kendi ülkesinin ömrünü yani uyduruk bir partinin ömrüyle eşleştirmez. Yani bu çok tehlikeli bir şey. O sebepten bu mevzuyu konuşacağız. Evet, o sebepten bu mevzuyu konuşacağız. Şimdi o yüzden bu senin özel gündemine gelin. Yani şimdi mesela Aydınlık Gazetesi de pek çok mesela CHP'nin içinde daha kendisini yurtsever olarak tanımlayan, milliyetçi olarak tanımlayan, işte ulusalcı milliyetçiliğin belli bir varyantı olan ulusalcı olarak tanımlayan insanlar var. Birçokları da benim arkadaşlarım ve çok halisane bu ülkenin çıkarını düşündüklerini biliyorum. Tersi görüşlü olan pek çok arkadaşım da olmasına rağmen. Şimdi mesela şey yapmış, o deminki fotoğrafı koymuş Aydınlık Gazetesi. Onu gösterelim arkadaşlar. Demiş ki Adalet Kurultayı'ndaki konuşmacı, yani sensin o, Ergenekon kumpası için ne demişti? Demiş. Mesela Ergenekon kumpasında özellikle şu şeyini öne çıkarmış. Yani barış süreci hızlansın,
Ergenekon süresi yavaşlasın, başbuğu boşalacak olan İmralı'ya gönderelim demiş. En çarpıcı, vurucu şey şimdi, yani bu tweet'i niye attın? Hemen söyleyeceğim şimdi. Sorayım. Hayatımda kendimi en çaresiz hissettiğim an iftira anıdır. Çünkü hakikaten Göte'nin öyle bir sözü var, çok kıymetlidir. İftira namusu insanların canını çok yakar diye. Ben ama işte bu tweet'i atmışım. Bak bir daha şimdi okuyayım. Barış süreci hızlansın, virgül, Ergenekon süreci yavaşlasın, başbuğu boşalacak olan İmralı'ya gönderelim. Tam da şimdi ona geleceğim. Bu kadar kolay, bu kadar rahat, bu kadar pervasız bir şekilde bir kötülük yapabilmeyi benim hakikaten aklım almıyor. Nedir o kötülük? Söyleyeyim şimdi. O dönemde, Ergenekon döneminde muhafazakar mahalleden tek başımaydım Ergenekon'daki yapılan haksızlıkları yazan. Yazılarım hepsi ortada. Balyoz süreci, öyle sonradan bu yandaş yazarlar gibi ay kandırıldık falan diyenlerden değilim. 2009'dan itibaren. O zaman internet haberde yazıyordum. Tabii internet haberde yazıyordum. 2009'dan itibaren ki bütün Ergenekon mağdurlarının yakınları benim şahidimdir. Çünkü her biriyle bir şekilde ya mailleşirdim, mağdur, aynen bugün olduğu gibi mağduriyetlerini anlatırlardı. Filan generalin kızı yazardı, öbürünün şeyi yazardı, babamın selamı var, çok sağ olasınız dile getiriyorsunuz. Tonlarca yazım var. Tonlarca Ergenekon'da yapılan haksızlıkları savunmuşum. Kendi mahallemde bir kişiyim. Bak başka örneği yok. Ve bütün mahalle bana ne oluyor lan Ergenekonculara mı tutmaya başladın demesine rağmen. O tweet örnek vereyim şimdi. 10 tane tweetim var. Peş peşe ama. Flood yapmış. Hani tabii evet, evet. Peş peşe 10 tane tweet atmışım. 9'unda arkadaş bir ülkede Genelkurmay Başkanı'na terörist demiş demek o ülke aklını yemiş olması lazım. Anlamına gelen tweetler atıyorum. Siz kafayı mı yediniz? Bir Genelkurmay Başkanı'na terörist denilir mi? Terörist demek ordunun bütününe terörist demektir. Siz bu anlama gelebilecek fakat bir tane o dedikleri tweet 140 karakter sığmadığı için ironi yapmışım aslında. Demişim ki hani oldu olacak, oldu olacağı koymadan. Ama 9 tanesinden anlaşılıyor. 9 tanesinden anlaşılıyor zaten ki bu adam bunu kınıyor. Bir tanesi de İroni yapıyorum. Diyorum ki yani hani oldu olacak bari Öcalan'ı Ankara'ya getirin. Başbuğu da İmralı'ya gönderin. Bu iş hallolsun. Zaten aşağı yukarı oldu sonra. Zaten o oldu. Bu cümlemin geriye kalan 10 tane tweet 9'undan böyle bu anlama geldiği bilindiği halde o aradan bir tanesini alıp bunu manşet yapmak için ya bir insanın insanlıktan çıkmış olması lazım. Bu kötülüğü bu kadar pişkin, bu kadar gözünü kırpmadan bu kadar rahat nasıl yapabilir ve niye yaptılar? Benim asıl merak ettiğim aydınlık niye devreye girer? Mesela CHP ile ilgili bir organizasyonda katılmış olmamdan aydınlık gibi bir karanlık odak niye devreye girer ve bana niye saldırır orada? Aydınlığa niye karanlık odak diyorsunuz? Bence yani çok karanlık görüş olarak. Yani görüşleri farklı olabilir. Hayır, ama görüşle yani. Görüşle ilgili bir şey değil. Karanlık odak olmazsa benim gibi bir adama iftira atmaz. Karanlık bir odak. Öcalan'la görüşür, çiçek verir, bayram eder. Türkiye'nin bütün kötülüklerinin başında var bir şekilde. Bana göre karanlık bir odak. Ne yapar ne? En azından görüşü karanlık. Hani bir yerle çalışıyor. Bana göre kötü bir görüş. Ayrı. Konuşsun, yazsın. Hani azelim, yok edelim falan da demiyorum. Kendi görüşü hayır, var. Bu şimdi şu sebepten. Mesela aydınlığı o da ayrıca tartışılabilir tabii. Yani o çizgi de tartışılabilir ama bu mesela CHP'nin içinde sosyal medyada da gördüm. Yani CHP'li insanların da bazılarının böyle ya şeyler olduğu için. Ben inanmak istemiyorum ama tahmin ediyorum ki CHP'nin içinden bir grup da rahatsız oldu benim o fotoğraftan. Veya bir şey dolaştı. Sanki Kemal Bey'in kafasında ben varım, onu şimdiden engelleyelim gibi bir algı oluşmaya aklım almıyor. Yani böyle bir şey yok, böyle bir şey konuşulmuş değil, böyle bir niyetimiz yok, böyle bir duygumuz yok. Böyle en ufak bir ima, en ufak bir işaret, böyle bir çaba, herhangi bir şey yok. Ya oradan bir şey oldu ya iktidar saray kendisi direkt yapmadı. Bana kalırsa şey bana biri. Kalırsa şimdi ama çok belirgin ki bir düğmeye bastılar ve bir iftira attılar. Şimdi o olabilir belki bilmiyorum yani bir bilgim yok ama daha genel bir düşünce de var. Yani mesela CHP'nin içinde şu da var. Yani ideolojik şeyimizi tutarlılığımızı birlik yani ne demek lazım? İngilizce'de coherence diye bir laf vardır. Çok böyle bitişmişliğimizi bozmamak safları lazım. Safları sıklaştıralım deriz İslam'dır ona. Solcular da öyle der aslında. Genellikle de sıklaşmaz. Fakat yani bu yapıyı bozduğunuz zaman da hani çok kişi bir araya gelsin diye ideolojik saflıktan şey verildiğinde taviz verildiğinde yapının giderek çürüyeceğine dair bir
düşünce vardır. Bu siyasi tarihte de çok gözüken bir eğilim. Yani sadece filancaya kızgınlıktan dolayı olan da bir şey değil. Şimdi CHP'de de olsun, başka partilerde de olsun böyle tartışmalar zaman zaman oluyor. Aslında sizin mahallede de Erbakan döneminde bu tartışma yaşanmadı mı? Bu tartışmadan çıkmadı mı? Hayır, şu anda Tayyip Erdoğan bir Türkiye'nin Cumhurbaşkanı gibi hareket etmiyor ki zaten. İdeolojik bir hareketin sözcüsü olarak davranıyor. Yani bir ideolojinin, bir mahallenin temsilcisi olarak o mahalleyi dert eden. Türkiye'de siyasetin bütününün anlayışında sorun var. Bütün dünyada siyaset bir ülkenin sorunlarını çözmek için yapılan eylemin, organizasyonun, çabanın adıdır. Onun için siyaset yapılır. İlkeleri vardır. Nedir o ilkeler? Der ki mesela demokrasi, özgürlük, laiklik, insan hakları falan. Bunları koyarsın. Bu kalıplara uyan herkes seninle gelir, artık işine bakar. Tıp alanında uzmandır, yetkindir, mühendistir veyahut iyi bir hukukçudur veyahut iyi bir eğitimcidir. O insanlar toplanırlar ki ülkenin sorunlarını çözmek üzere. Fakat biz de bütün siyasi anlayışta söylüyorum, ideoloji araç haline değil, amaç haline dönüşüyor. Yani iktidara geleyim, kendi ideolojim, kendi mahallem, kendi camiam, onları abat edeyim. Zaten Türkiye o yüzden Cumhuriyet tarihi boyunca ülkeyi birbirinin elinden kapmaya çalışan insanların ülkesine dönüştü. İktidara aslında ben senden aldım, düşmanın elinden almış oluyorum. Yarın sen alacaksın, o benden düşmanın elinden almış. Halbuki biz bir ülkeyiz. Bizden nüans farklılığı çıkar. Yani ton farklılığı olması lazım. Böyle bir uçurum kadar farklılık olmaz. Şunu demeyiz mesela. Hani ben eğitimi yok edeceğim demezsin zaten. Nüans farklılığı. Sen böyle düşünürsün, öbürü böyle düşünür. Sonuçta oturur bir uzlaşırız. Ama siyasi parti toplumun bütününe hitap eder. Sadece bana değil. Ben aynı zamanda mesela bu ülkenin bir bireyi, bir evladı olarak hem CHP'den, hem MHP'den, hem HDP'den, hem AK Parti'den hizmet bekliyorum. İyi olması, dördünün de, beşinin de iyi olmasını isteme hakkım var. İşinizi düzgün yapın deme hakkım var onlara. Çünkü onlar siyaseti benim için yaptılar. Aslında birazdan şu Akşener hareketini de konuşalım. Geleceğim ona da. Şimdi eğer CHP ya da AK Parti fark etmez, toplumun bütününe açılmayacaksa, insanlar ya bu bak ekonomi konuda çok iyi, şurada da çok iyi, ben buna oy vereyim demeyecekse, belli ilkeler anlaşmış insanlar bir arada toplanmaktan zorlanacaksa, yok biz illa babadan doğuştan itibaren Atatürkçü olanlar, doğuştan itibaren solcu olanlar burada olacak, sonradan bizim değerlerimizi benimsemeyenler gelemeyecek diye bir anlayış olursa o parti olmuyor, orası başka bir şey oluyor. AK Parti niye kaybetti? Parti olmaktan çıktığı için bir ideolojik harekete dönüştü yeniden 2007'den sonra. Hani eskiden az buçuk demokrat olmaya çalışıyordu, muhafazakar demokrat dedikleri. O yüzden farklı kesimlere diyalog kuruyordu. Baktık orada olmuyor mu? Hadi manevrayı kırdı yeniden eski mahalle. Ben parti marti olmuyorum dedi kardeşim. Ben bir hareket olacağım. Kendi mahallemi mutlu edeceğim. Yeter. O yüzden ülke yıkıma gidiyor. Aslında bir cins gizli örgüt gibi. Tabii ama öyle dava dedikleri. Eğer bir partinin temsilcisinin, sözcüsünün ağzında dava ideoloji varsa bir yere varamayız. Siyasetçinin tek bir davası olur. Bize, bu ülkenin evlatlarına insan gibi bir yaşam sunmak, çocuklarımızın ölmesini engellemek, çocuklarımıza çok düzgün eğitim vermek, hukuku tesis etmek, özgürce bir ortam sağlamak. Bak siyaset aslında nedir biliyor musunuz? Hepimizde bir yanlış var. Siyaset denkler ilişkisidir. Tepe değil. Siyasetçiler bizim üzerimizde olan insanlar değil. Aslında siyaset bizim hepimizin daha aşağısında olan bir yerdir. Nedir o aşağısı? Diyelim ki siz cerrahsınız, bilim adamısınız. Kendi alanınızda çok klas işler üreteceksiniz fakat ya bu ülkenin çekip çevrilmesi, organizasyon yapılması lazım. Yani okulların, sokakların temizlenmesi, okulla eğitim işinin yapılması, bir organizasyon. İçimiz o cerrah ya da öğretmen ya da mühendis ya da hukukçu arkadaş, içimizden birilerini bu bize ayak bağı olacak sorunları temizlenebilir. Seçelim de ben de işimi rahat yapayım. Ben ressamlığımı rahat yapmak istiyorum. Ben ya da ben fabrikada rahat rahat çalışayım. Fabrikada ya ben rahat rahat üretim yapayım, teknoloji üreteyim. Sen de gel ülkeyi organizasyon yap. Fakat ülkede organizasyon yapacak olanlar gelip bize kral oluyorlar. Yani işimizi kolaylaştırması gereken insanlar takos haline geliyorlar. O yüzden siyaset bir ideoloji aracı haline gelmekten çıkması gerekiyor. Oraya açılmayalım, buraya açılmayalım. Kimden oy alacaksın? Toplumun bütününe hitap etmiyorsan, bütünüyle konuşamıyorsan, bütününden çürüme dediğin özgüven sorunu yaşayan insan. O bence o olmasın, o çürümeye de girelim şimdi ama belki sayın seyirciler Levent Gültekin'in söylediklerinden
bazı arkadaşlarımızın da çok karıştırdıkları bir konu aklıma geldi. İttihatçılarla Atatürk arasındaki büyük farklılık. Şimdi İttihatçılar bir bütün ülkeye demokrasi getireceğiz. Yani daha doğrusu işte o dönem meşrutiyet diyorlardı bunun adına. O günkü halde getireceğiz dediler. Sonra parti olmaktan çıkıp bir küçük gizli komite olarak öyle kaldılar. Kaldılar. Sokaklarda insanlar vurulmaya başladı. Sonra da bütün toplum muazzam bir şekilde kutuplandı, kutuplaştı ve ülkenin nasıl büyük bir felakete, önce Balkan Savaşı, arkasından Birinci Dünya Savaşı'na sürüklendiğini biliyoruz. Orada işte sen, ben, o, biz, siz. Aynı toplumun çok daha kutuplaşmış, yani çok daha namüsait koşullar altında, hem de savaş koşullarında Atatürk geldi. Dindarı da yanına topladı. Efendime söyleyeyim, şeyhi de topladı. O iddiaçıların da bir kısmını topladı. Başkalarını da topladı. Onların vurmaya kalktıklarını da topladı. Hepsini bir araya yan yana konuşturur bir halde geldi ki adamın bunu yapmak için ne taklalar attığını adeta. Tabii. Yani karşısında konuşmaya bile insanın sabrının yetmeyeceği insanlara defalarca anlatmak için ne kadar uğraştığını işte efendim anlamak için açın Nutuk'u okuyun. Meclis konuşmalarını okuyun. Başka yerleri okuyun. Ama öyle yani bu biraz sonra şeyle, bu biraz ülke derdi olmakla ilgili bir şey. Gerçekten ülkeyi dert etmekle ilgili. Değil mi? Şey. Asıl mı? Yani asıl mesele kendi bu. Partim, kendi komitem, partim, kendi davam, kendi ideolojim değil. Eğer ülke derdin varsa herkesle konuşursun. Herkesle alttan alırsın. Hiç öyle bu işlere bakmazsın. Gurur yapmazsın, kibir yapmazsın. En sevmediğin adamla gider tokalaşmak zorunda bazen kalırsın. Çünkü mesele ülkedir dersin. Peki yeri gelmişken burada şunu da sorayım. Şimdi örtülü bir eleştirin var gene muhalefete benim gördüğüm. Nereden? Zarrab dosyası üzerinden sanki. Orada bir yazı yazdın. Diyorsun ki yani bu Amerika'nın yaptığı Tayyip Erdoğan'ı zor duruma sokmak değil artık bu Türkiye'yi şeye koydu. Hedefe koydu. Yani zararı hepimize. Dolayısıyla bu işe sevinmenin alemi yok. Şey, şimdi buna tümüyle katılıyorum. Yani onu söyleyeyim. Fakat ortada da bir şey var. Yani bunun çözümü de yani mesela pek çok gene benim gibi insan bu Zarrab davasının bu şekilde gelmesinden muhalif olan insanlar üzüntü duyuyor. Kendi adıma şahsen üzülüyorum. Ben de üzülüyorum ki. Ama üzülmüyorum, endişe duyuyorum. İşte tabii onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ya Zarrab, Türkiye için üzülüyorum tabii, öyle söyleyeyim. Tabii ülkenin böyle bir duruma düşürülmesinden. Ama bunun bir tane çaresi var. Onun da Türkiye'de bu adamın yargılanmasına müsaade etmek. Hayır. Yani bunun başka bir çaresi olabilir mi? Hayır, şöyle şimdi bakın. Sonuçta bu iktidar bize bir kötülük yaptı. Hı-hı. Rüşvete bulaştı. İnsanlar gözümüz önünde telefonlarla konuştular, saatler bilmem falan filan. Ve bu kendi mensuplarını hukuktan kaçırarak hukuku çökertti. Yargıyı, adaleti. Hı-hı. Şöyle zannediyordu. Ben iktidarım, gücüm de elimde. Hiçbir şey olmaz. Kaçırırım, kim ne diyecek ki? Ama dünya öyle bir dünya değil. Dünya bütün herkes birbirinin bir mahalle gibidir. Yani sen istediğini yaparım, o burada hukuku tanımam, insanımı ezerim, bomba ya böyle bir dünya yok artık. Bir burayı bir mahalle düşünün, bir kere terbiye kurallarına uyman lazım. Bir kere kendi içinde bir düzenin sistemi olması lazım. Bizim mahallemizde diyelim ki bir eşkıya havasında bir ev var, yakıyor, yıkıyor, mahalleye de küfür ediyor ve biz hiç öyle bir dünya yok. Şimdi bu tamam, getirdi ülkeyi büyük bir sıkıntıya koydu. Şimdi Amerika girdi devreye, Amerika devreye rüşvetten dolayı girmedi. Toplumda şöyle bir yanılgı var. Zannediyorlar ki Zarrab ya da Zafer Çağlayan bizim Türkiye'deki suçlardan yargılanıyor. Hayır. Türkiye'deki suçlardan değil. Amerika Türkiye'ye diyor ki sen ambargoyu deldin. Benim finans sistemimi, hukukumu istismar ederek, hiçe sayarak, delerek neyse bizim İran'a koymuş olduğumuz ambargoyu deldin. Peki Türkiye ne yapıyor? Ben yanlış hatırlamıyorsam Türkiye o dönemde İran'a ambargo koyulduğunda Brezilya ile beraber iki ülke hem Türkiye hem Brezilya özel şartlar aldılar. Çünkü Türkiye çıktı dedi ki arkadaş Irak'la aram bozuk, Suriye ile aram bozuk. Ya bütün komşularım gitti. Benim bir İran var. Bırak da birazcık hayatımı döndürebileyim, ticaret yapayım diye. Hatta Tayyip Erdoğan Obama'yla da birkaç sefer konuşup o özel şartları biraz daha genişlettiği de söylendi. Türkiye tahmin ediyorum ki şimdi bilgim yok ama bir tahminle söylüyorum ne olduğunu.
o özel şartları biraz hovardaca kullandı. Belki çok de, iyimser bir ifade evet. Yani bilmiyorum çünkü orada hani evet kötü yaptı falan da diyemem. Şimdi şöyle o zaman. Rüşvet kısmını demiyorum yani ambargoyu delme kısmını. Şöyle, boyutunun ne olduğunu şöyle bilmiyorum. Şöyle bir şey. 200 yani, milyardan bahsediliyor. Biraz daha ben meslek gereği de bu işi takip ettiğim için 2010 yılıydı. 2010 yılı Mantra Review diye bir meşhur dergi vardır dünyada bilirsin yani belki. Bu Mantra Review'nun Türkiye'de edisyonu çıkıyordu. 2010 yılında ben oraya bir yazı yazdım. Geniş Türkiye'nin ekonomik durumunu ve o sırada AKP'nin ileride hangi sıkıntılarla karşılaşacağını, AKP'nin çok şiddetli milliyetçiliğe kayacağını, efendime söyleyeyim ülkede büyük katastroflara götürüleceğini vesaire falan gibi bazı tahminler yaptım. Onun için de söylediğim şeylerden bir tanesi de 2010 yılından bahsediyorum. İran'la çok enteresan dalavereler çevriliyor. Ve bunu şu sebepten yapmak zorunda hissediyor kendini diye anlatmıştım. Yani kişisel bir ben yapmıştır. Şimdi bunu sonraki yıllarda yani bakın bu 2010 yılında ortada ne zarrap adı geçiyordu ne bilmem ne vesaire. Başka bir dalavere diye gösterdiğim örnekte Barzani olayıydı. Bakın o da şimdi dökülecektir. Şimdi böyle giderse. Oradaki 2011'den itibaren de bu ekranlarda 2013'ten itibaren özellikle ondan önce yazılarla seyircilerimiz hatırlar. Dedim ki bakın bu zarrapla bu işi yapmanızın sonucu Amerika size göz göre göre izin veriyor. Ve bunlar WikiLeaks belgeleri ve benzeri iç yazışmalarda falan da imalar var. Söyleniyor. Apaçık tuzak kuruluyor. Girmeyin bunun içine. Evet. Apaçık tuzak kuruluyor. Bunları biz söyledik. Bu ekranda sayın seyircilerimiz de bunu hatırlarlar bazı eskisi. Şimdi bunları sadece kendi kişisel çıkarları için ve kısa görüşlülükleri dolayısıyla sadece kişisel çıkar değil de defaten yapmış olan insanlar o zaman dönsünler Amerika'nın elinden bunu almak istiyorlarsa Amerikan şu veya bu şekilde değil. Burada yargıya müsaade etsin en azından oradaki adamın bir şeyi elinden bak, alınmış oldu. Bir kere şöyle düşünmemiz lazım. Türkiye'de Türkiye'nin iyiliğini düşünen, Türkiye'nin başını belaya koymaktan imtina edecek bir iktidar yok. Bu çok ağır bir suçlama, farkındayım. Hı-hı. İktidarın birinci önceliği kendini korumak. Türkiye'yi değil. Hayır, yani bu durumda muhalefet ne yapabilir? Yani sonuçta birinci öncelik kendini korumak. O yüzden bizim dönüp kendini korumayı birinci öncelik yapmış bir iktidara abi Türkiye'mizin başını belaya koyma şöyle işler de yapma ya da şunu düzelt artık geçtik o dönemleri. O dönemler geçti. İktidarın dönüp Türkiye'yi düşünebilecek bir takatı yok. Çünkü bunu çok defalarca yazdığım için burada bir daha söyleyeyim. Türkiye'nin lehine olan her ne ise o AK Parti'nin aleyhine, iktidarın aleyhine. AK Parti'nin lehine olan her ne ise o bütünüyle Türkiye'nin aleyhine. Böyle bir açmazla karşı karşıyayız. Yani Türkiye'nin lehine olan bir şey yaptığında diyelim ki demokrasiye dönsün. Kendini feshetmesi lazım. Diyelim ki hukuka dönsün. Mesela Tayyip Erdoğan yeniden yargı, adalet istiyoruz ya. Hukuka dön demek ne demek biliyor musun? Gel yargıya teslim ol demektir. Özgürlüğe dönsün demek seni tartışma konusu yapacağız demektir. Bütün kötülükleri, bütün bu sorunları artık masaya dökeceğiz demektir. Ama ne yapacak? Yani muhalefet de bunu söylemeden hayır, ne hayır söylemek yapalım? Başka ona geleceğim. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir şey var. Artık orada Türkiye bunların yapmış olduğu büyük bir kusur, büyük bir kötülük, büyük bir ne derseniz deyin adını ben bilmiyorum artık. Hani kendi ülkemi daha ileri gitmeyeyim diye fazla kelime kullanmıyorum. Ya sonuçta bir şey yaptılar ve bizim hepimizin, sizin, bizim bu ülkenin başını belaya koydular. Bela. O bela şu anda Amerika'da mahkemede. Zafer Çağlayan'a tutuklama kararı çıkmış. Şimdi oradan şöyle zannediyorlar. Zafer Çağlayan'a 20 yıl hapis çıkacak örnek veriyorum. Ya da 5 yıl ya da 10 yıl. Paçayı yırtacağız. Hayır öyle değil. Zafer Çağlayan'ın şahsında diyor ki bu devlet, bu rejim, bu iktidar benim kanunlarımı, kurallarımı istismar ettiği ambargoyu deldi bir ceza. Şimdi cezanın en hafif ihtimalle kimi yorumcular 15-20 milyar dolar civarında bir şey çıkacağını tahmin ediyorlar. Bunun da çok en hafif ihtimal. Yani Halk Bankası'na verilebilecek bir 15-20 milyar dolar civarında bir şey. Daha da ileri gidenler yani burada Erdoğan'a olan öfkenin de beraberinde. Ha öyle mi? Sen bu dünyayla bu kadar kavga mı ediyorsun? Hazır ipin de elimize geçti kardeşim. Sen şimdi gel deyip bu işi yaptırıma kadar da götürebilirler. Peki buradan kim bu cezayı kim bu faturayı kim ödedi? Biz. Ben, sen, bütün.
Peki böyle bir durumda kalkıp da Zafer Çağlayan tutuklandı diye bayram edemeyiz. Ha, kime diyor ki zaten? Herkese diyor. Bak bir tane adını vermeyeyim şimdi, polemik çıkmasın diye söylüyorum. Yani çok da aklı başında bir milletvekili. Tweet atmış. Ahim CHP'nin referandum başvurusunu kabul etti. Amerika Çağlayan'a dava açtı. Acaba beklenen kader gerçekleşiyor mu? Nedir o kader? Yıkımımız mı? Ben bilmiyorum. Şimdi bu, yani bunu şu an söylüyorum. Genel olarak, bu sadece bir tane örnek vermeyeyim. Genel algı, Çağlayan rüşvetten yargılanıyor. Oh, içimiz, öfkemiz dinecek. O değil. Ben dediğim şu. Ya en azından endişe duyalım. Çünkü endişe duyacak bir durumumuz var ortada. Yani bu adam bize nasıl bir belaya sürükledi? Bunun bizim çoluğumuza, çocuğumuza, evimize, yuvamıza, ülkemize nasıl? Çünkü o şeyde şöyle bir psikoloji gördüm. Bak ben hakikaten bu konuda çok şeyim. Hem çok endişeliyim, hakikaten çok endişeliyim. Çünkü ülke giderek bir bataklığa gidiyor. Bir şekilde bu adamın yaptığı yanlışlar bahane edilerek bir çorap da örülüyor. Belli. Çorap örüyenlere de yardım ediyor. Kişisel olarak da yardım ettiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'nin başını bela yaptıklarıyla. AKP'den bahsediyorsun. AKP'den bahsediyorum. İktidardan. Yaptıklarıyla Türkiye'nin başına çorap örüyenlere de yardım ettiğini düşünüyorum. Bu davaya sevinmek, kurtuluşu dışarıdan görmek, Irak işgal edilirken Saddam'ın heykeline çıkan o çocuk var diye, o psikolojidir. O psikolojiye girmememiz gerekiyor. Şimdi o psikoloji bazen hani öfkemizle şöyle yapıyoruz. Hani şu olabilir. Hani imama kızıp oruç bozmak diye bir laf olmaz, vardır. Olmaz, yapamayız ama onu. Vesaire falan. Bu insan doğasında olabilen bir şey. Yani düşünmeden yapıldığında ben yapılabilir. Zaten uyarı niyetinde bu yazı. Yani dikkat edelim. Buradan ama, bize bela gelecek diye. Tabii ama şu da var. Ortada bir gerçek var. AKP'yi aslına bakarsanız kendileri de defalarca söylediler. Bu ülkenin başına bela edenler arasında, yani bu şekliyle bela edenlerin arasında en başta Batı dünyası geliyor. İnanılmaz bir destekle. Şimdi muhalefet de zaman zaman gidiyor doğal olarak yurt dışında diyor ki ya siz bunu desteklediniz ama bakın yani şu bakımdan yanlış desteklediniz. Bunu da söylemekte beis yok. Bu şey yapılması lazım. Hayır, ben Ahim'e niye başvurdun demiyorum. Tabii ki başvuracaksın. Biz dünyanın bir parçasıyız. Dünya hukukunun da bir parçasıyız. Yani orada bir yanlış anlaşılma olmaması lazım. Yok. Ben sadece sevinme psikolojisini söylüyorum. Oh, yoksa, tabii ki gidecek ama bir de şöyle bir bu muhalefetin de çok zor bir duruma soktu. Şu anlamda söylüyorum. Parti devletine dönüştük ya bu tek adam rejimiyle. Partinin politikasına karşı çıktığında onu şikayet etme sanki Türkiye'yi şikayet etmişsin gibi. Evet tabii ama o şeyin içine yani o komplekse şey. De girmemek Hayır, tabii lazım. Tabii girmemek lazım. Ya o şeyi hatırlatayım. Bu arkadaşlar kendileri iktidardayken Türkiye'yi Ahim'e kendileri şikayet bak, etti kere, yahu. Bir kere şu psikolojiden hepimizin çıkması lazım. Dünya Batı Türkiye düşmanı. Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. Bir araya böyle bir şey yok. Hayır öyle mahfiller vardır da yani. Tabii ki vardır. Yani şey, hiç yani, yoktur. Herkes birbiriyle ilgili yani. Bir plan yapar, hesap yapar. Yani dünyada aklı başında demokratik değerlere yönetilen bir sürü ülke var. Senin iyiliğini de ister. Ya bak mesela bence Batı Türkiye'ye daha fazla kötülüğe gitmesin diye daha da kötülük yapmıyor. Yani bu adamın bütün hakaretlerine, bütün aşağılamalarına, bütün hamasetine rağmen hala ya bir yerde acaba Türkiye düşmesin, acaba Türkiye bütünüyle kopmasın diye bir şekilde tutmaya çalışıyor. Öyle mi yani acaba şöyle, yoksa öyle mi acaba yoksa hani burada iç politika mahfillerinde söylenilen şey Trump'a telefon açıldığında da öyle mi söyleniliyor? Önemli olan kamuoyunda yaptıklarıyla bir Almanya Hitler yapılan. Diyorsun. Nasıl yani şimdi neticede karşı taraf gerçekten şimdi şeyi de hatırlatayım. Türkiye gerçekten can acıtıcı veya onların çıkarlarına uymayan bir şey yaptığında neler olduğunu hatırlatayım. Haşhaş yasağına karşılık yok ekiyoruz kardeşim dendiğinde ve Kıbrıs'a çıkmayın dendiğinde çıkıldığında Türkiye'ye ne yapıldığını hatırlayalım. Şimdi Cüneyt Bey, bak bir şey yani gerçekten AKP acaba Batı'nın en ufak bir çıkarına karşı şu anda söylenen bir iki laf dışında bir şey yapıyor mu? Ya da şöyle söyleyeyim tersten. Rıza Zarrab dolayısıyla kendiniz bu kadar şiddetli bir tuzağın içine sokmuş biri varken, biri derken buradaki AKP şeyini kastediyorum. Yani bütün bir grubu kastediyorum. Başka birini niye değiştiresin?
her türlü şantajına açık kalmış vaziyette. Tabii ki. Niye onu görevden almaya çalışasın? Hayır, tam da bunu söylüyorum. Şimdi oradan gelecek bir cezayla gözünü korkutup kim bilir ülke için ne alır, ne talep edecek? İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani. Demek ki biz başımız belada. Tabii canım. Beladayız. Tabii. Adam tam da o davayı mesela dönse dese ki acayip belgeler var elimde, seni bir günde yakarım. Ona göre şunu yap dese mesela. İşte buyurun, yani onu söylemeye çalışıyorum. Ama bu bizim hepimiz için endişe duymamız gerekiyor. Yani ama bunu şunu söylemeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlar da diyorlar ki, yani arkadaşlar derken bütün insanlar işte duyuyor. Ya Tayyip Erdoğan Batı'ya karşı çok sesini çıkarttı. Onun için onu devirmeye çalışıyorlar. Halbuki yani şimdi veya AKP için söylüyorlar aynı şeyi. Şimdi dolayısıyla yani bu kadar kendini zor durumda bırakmış bir AKP'yi yani niye devirsin adam ya? Hayır, şuna bakalım. Bir kere Batı'ya niye ses çıkarmış? Ne söylemiş Batı'ya? İşte onu söylüyorum. Yani slogan atmaktan, hakaret etmekten. Yani fiilen ne yapmış? Fiilen ne? Çünkü sözle bir şey olmaz. Mesela öyle bir adım atarsınız ki ekonomide Almanya'nın çıkarına dokunursunuz mesela. Örnek veriyorum. Havaalan yaparak değil yani. Mesela artık Mercedes almazsınız. Mercedes üretmeye başlarsınız. Hayır, ambargo yapsın falan demiyorum. Hayır, ambargo demiyorum. Mercedes yani bir otomobil diyelim yani, ürettiniz. Artık Almanya'dan araç almıyorsunuz. Ulan adamların canı sıkılıyor. Bizim bir pazarımızı kaybettik bu adamın yüzünden deyip. Otomobil üretmekten vazgeçtik. Yani bir, kamuda birazcık tasarruf yapıp da Mercedes'lerin sayısını azaltırsa. Yani. Yani şeyi bu bizim Tayyip Erdoğan'a rağmen ülkeyi savunmamız gerekiyor. Tayyip Erdoğan'a tabii, kadar. İktidara rağmen. Orası kesin. Onlara rağmen ülkenin sahibi biziz. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Biz o başımızı belaya koysa da bu ülkeyi yakıma götürse de biz aynen bir iktidarın şeyi gibi, mensupları gibi sorumlu duygusu içinde bu şu anlama gelmiyor. Zafer Çağlağan'ı savunalım. Tayyip Erdoğan'ı koruyalım. Bize ne? Benim dediğim şu. Ya bu adam ülkeyi yakıyor. Büyük ihtimalle kendi yanacak orada. Kendi yanacak diye sevinemeyiz. Ülkeyi yok, yakmaması tabii lazım. Tabii ki. Yani onun dışında nasıl gidiyorsa gitsin kardeşim. Tabii. Bana ne? Şimdi bir mesele daha var. O mesele de şu. Arkadaşlar göstersinler. Şimdi Aysel Tuğlu'nun annesi vefat etti. Onu toprağa vermeye kalkışıldığında bir grup kendini bilmez. Apaçık nefret söylemi içeren, ırkçı ifadeler taşıyan, çünkü şöyle de bir şey var. Yani eğer bu ülkede Aleviyseniz ve aynı anda Kürtseniz bir kesim diyor ki siz kripto Ermenisiniz falan. Böyle bir acayip, ne yazık ki sağda solda her yerde böyle şeyler çıktı. Bunun da herhalde etkisiyle, ülkede süren iç çatışma dolunun da etkisiyle böyle şeyler oldu. Korkunç bir şey. Yani Türkiye tarihinde bir cenazeye bu kadar saygısızca bir şey yapıldığını ben kendi yaşam şeyim içinde hatırlamıyorum. Döngüm içinde vardır muhakkak. Ama hatırlamıyorum bu çapta. Şimdi bunun üzerine Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı gitti. Karakolda işte herhalde o aileyle de görüşüyor vesaire falan derken bir fotoğraf çıktı. Fotoğrafı arkadaşlar hatırlatmak için versinler. Şimdi fotoğraftaki bu şahıs sosyal medyada paylaşım yapmış. Bu şahsın Bilal Erdoğan'la da fotoğrafı var, çıktı. O da ayrı tabii. Gördünüz değil mi? Tekşatlanmış. Bayağı bir şeymiş. Ben bugün inanamadım gözlerime. Yani evet. Yani bunun şimdi sonunda birincisi tabii o diyor ki ya bak ben nasıl kimle yan yanayım? Şimdi bundan sonra bu yargının nasıl gideceğini insan merak ediyor. İkincisi tabii bu şeyden sonra, fotoğraftan sonra Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Vay siz alçaklar, bugün Fatih Rüştü Zorlu da idam edilmişti sizin gibiler yüzünden. Ne ilgisi var, ne alakası var? Bu arada ben bundan fotoğraf çektirdim meselesine de bir inkarda yok yani. Oradaydım diyor, karakoldaydım, geldi yanımda çekildi. Karakola her selamun aleyküm deyip ondan... Bir kere bu niye karakoldaydı, sen niye oradaydın? Yani vatandaş yoldan geçiyor muydun? O anlaşılmış. Bu tabii, bu arada lafı da söylemedik. Bu o saldırıyı yapanlardan biri olduğu söyleniyor. Yani kimse de buna itiraz etmiyor şu ana kadar. Şimdi bir fotoğrafı daha hatırlatmak istiyorum. Hrant Dink'i öldüren şahıs, onu da gösterelim. Bakın bunun arkasında... Türk bayrağında fotoğrafını çektiler yakaladıktan sonra. Evet. Bu fotoğrafı da unutmayalım.
Ben o fotoğrafı görür görmez bu fotoğraf aklıma geldi. Ve zannediyorum pek çok kişinin de geldi. Tabii aynı. Ne diyorsun? Vallahi bu cenaze meselesi insanlığımızdan utandıracak bir durumdu. Ben o gün akşama kadar o kadar tatsızdım ki ya, ülkeden umudumu kaybetmek. Yani aslında zor dayanıyoruz hepimiz. Hepimiz yani bir ülke gözümüzün önünde kötülüğe teslim oluyor, çürümüşlüğe. Ya iktidar hakikaten büyük kötülük yaptı bu ülkeye. Resmen topraktan kötülük fışkırır hale getirdi. Bu insanlara kızmıyorum ki. Yani kızabiliriz. Kızmak yani şu gitti cenazeye bir yere kadar kızabiliriz. İnsanlıktan çıkmışsın deriz. Ama iktidar toplumu o kadar zehirledi. O kadar düşmanlaştırdı. O kadar öbür tarafa kışkırttı. Güya ülkeyi koruyor. Tek vatan, tek millet adına. Toplumu birbirine o kadar düşmanlaştırdı ki artık şaşırabileceğimiz bir durum kalmadı. Yani bu utanç verici bir şey. Aysel Tuğlu'nun annesi, hepimizin annesidir. O kadına hakikaten aklım almıyor. Hakikaten yapılan, insanlıktan çıkma, vahşet gibi bir şey. Fakat şöyle bir umudum doğdu orada. Her kesimden olağanüstü bir tepki oluştu. İnfal yarattı yani. Her kesimden, çok dikkat ettim ona. Yani... Atatürkçüler de var, muhafazakar kesim de var, solcular da var, bakanlar var, muhalefet var. Muhalefetten bir kişi hariç, onu birazdan söyleyeceğim. Yani bir tek MHP tarafı hariç, dikkat ettim. Onlar hala orada değildir. Ağzını açmadılar. Halbuki en çok onların konuşması gerekiyordu bu dönemde. Türkiye'deki bütün o duygu bağlarımızı ortadan kaldıran, eğer hakikaten Türkiye'de bir el ben bu ülkeyi nasıl bölerim, nasıl dağıtırım deseydi, böyle işler yapardı. Bu işleri kimileri diyor ki provokasyon falan filan. Asla. Öyle mi? Niye hiç inanmıyorum bu işlere. Yani çıkan fotoğraflar bize gösteriyor ki. Şimdi bir de AKP'nin personeli olduğuna dair işte veya yani içeriden olduğuna dair bazı şeyler. Bakanlar fotoğraf çekin. Bu Türkiye'nin var. Kültürü, devlet kültürü böyle bir şey. Aşağılayarak, ötekileştirerek, hakaret ederek sorunu çözeceğini zanneden bir kültür var Türkiye'de. Bu eskiden itibaren devam eden bir devlet anlayışı. Bir şekilde oradan çıkamıyor. Fakat arkadaş bu tam da bunu da üstelik dikkat edin. Vatanseverlik adına yapıyor. Ve Türkiye'de en kirli kelime nedir diye sorsanız bana ben tereddütsüz vatanseverlik derim. Çünkü vatanseverlik üzerinde o kadar çok kirli işler yaptılar ki. Ben biri bana ben vatanseverim deyince bir dakika hani tabii ki vatanseverdi de bir dakika acaba ne numara çeviriyor bunun altında. Önce akla o geliyor. Önce akla bu geliyor çünkü yaptıklarından. Allah'tan tek umut kaynağım o oluşan tepkiydi, oluşan infialdi. Yani toplumun sahip çıkmasıydı, o duygu birliğini kurmasıydı. 3-5 tane insanlıktan çıkmış diyorum. Çünkü onu ancak hakikaten normal bir insan yapabileceği bir davranış değil. Yani hani kardeşim siyasi görüşüm vardır, tepkim vardır, bunu anlarım da bir cenazeyle kavga etmek, onu oradan... Bu sadece o değil ki. Bak başka bir tane daha vardı geçen hafta görmüşsünüzdür. Türkiye böyle bir ruh hastası hale geldi. Bir çocuk, kız çocuğuydu herhalde, Karacaame'de gömülürken babasının mı annesinin mi Hristiyan olduğu anlaşılıyor. İmam oraya defnedilmesine müsaade etmiyor. Arkadaş insanlıktan mı çıktınız ya? Ya mezarı niye ayırıyorsun? Babası, velev ki kız çocuğu, velev ki Hristiyan olsun. Toprağın altına gidiyor ya. Ya toprağın altı, bu nasıl bir hastalıklı kafadır? Bu hangi inançtan beslenir? Öbürü cenazeyi çıkaran hangi ideolojiden beslenir? Bununla nereye varacağını düşünür bu insanlar? Nasıl Türkiye'nin bütünlüğünü koruyacağını düşünür? Ben anlamıyorum. Keşke bir organizasyon yapabilseydik. Keşke bu ülkenin evlatları olarak Aysel Tuğlu'nun annesinin cenazesine onlara tepki olarak ranta yaptığımız gibi milyonlar gitseydik. Yani o hepimizin annesidir anlamına gelen. Başka türlü o duygu bir... Ha bu şu anlama gelmez ki. Mesela ben Aysel Tuğlu'nun bütün görüşlerini kabul ediyorum anlamına gelmez. İnsani bir şeydir, insani. Şurada oturuyoruz diyelim, bir cenaze geçtiğimizde ayağa kalkıyoruz ya. Değil mi? Böyle bir adet biz vardır. Biz böyle bir kültürün çocukları. O Hristiyan mıdır, Yahudi midir, Müslüman mıdır, gavur mudur? Bakmayız ona. Orada bir tabut var, onun içinde bir insan vardır deriz ve ayağa kalkarız. Kim olduğunu düşünmeden. Hakikaten böyle bir kültürden buraya gelmiş olmak. Şimdi ama burada hepimizin düştüğü, ben de düşüyorum, kendimi de katarak söyleyeyim. Öfkemizle beraber düştüğümüz bir hatamız var. O da şu. Bu kötülüklere tepki verirken aslında derinleştiriyoruz. Mesela işte Kürt'e artık bu Türkiye'de mezar bile verilmiyor gibi bir tepki duyuyoruz mesela. Vay işte halbuki şuna dikkat etmemiz lazım. Arkadaş her kesimin içinden çıkabilecek bir kötülük var, bir grup var. Zaten iktidar onu besliyor.
Ya bu bütün toplumun çoğunluğu demek değil. Bütün toplum bu insanlar gibi vahşi değil. Bütün toplum bu insanlar gibi Aysel Tuğlu'nun annesi hakkında aynı düşünmüyor. Diyelim ki 1 milyon. AKP'liler de öyle düşünüyor. Tabii. Yani. AKP'liler de bir açıklama yaptı. Onu diyorum. Diyelim ki Türkiye'de 1 milyon böyle insan olsun. Ya 80 milyon var arkadaş. Yani 3 kişiye bakarak bir ülke hakkında zaten bu ülke berbattı, zaten bu ülke çöktü demek yakışmaz bize. Umudumuzu kesersek bu ülkeden niye burada duruyoruz ki? Çekip gidelim. Umudumuzu korumak, burayı toparlamak, kötülüğe teslim etmemek, iktidarın kötülükten beslenen politikalarına bir an önce karşı durmak. Çünkü bütün dünyada eğer bir iktidar kötülükten beslenip toplumu kötülüğe teşvik ederse bütün dünyadaki bütün insanlar bu hale gelirler. Bu değişmez. O insana ne kızacaksın? Bakan o durumda dediğiniz gibi açıklama yazıyor. Ayıptır be. Utandı. Yazıyı okuduğumda utandım. Alçak şerefsiz bir bakan, İçişleri Bakanı. Şu kadarlık bir açıklamanda 3 tane alçak şerefsiz cümlesi kullanıyor. Arkadaş sen derdini ifade etmeyi bilmiyor musun? Ya, o kelimeleri kullanmadan. Kibar bir şekilde durum budur diye açıklarsın. Ya açıklayacak bir laf yok ki. Ha, yani ben bir de saçma sapan bir şey söylüyorsun. Karakola gittim, adam geldi benden fotoğraf çekildi. O adam orada niye? Çünkü suçlu diyor orada. Ya o cenazeye hakaret etmiş diyor. Sen niye fotoğraf çekiliyorsun? Ya bu nasıl bir akılın ürünü? Çünkü cesaretlendiriyorlar. Çünkü iktidar bu duygu, bu kötülük, bu ötekileştirici, bu toplumu düşmanlaştırıcı duygu toplumda ne kadar kabarırsa oradan kendisine bir menfaat, bir çıkar elde edeceğini düşünüyor. Kendini de yakıyor. Ülkeyi yakıyor. Ülkeyi bölüyor. Benim gördüğüm şöyle bir şey var. Şimdi mesela daha dün gördüm yani bir yere, bir dükkan gibi bir yere uğramıştım. Rastgele adam karşısına bir sürü 15 Temmuz'da ifade eden ama çok saldırgan bazı şeyler yazmış yolun ortasına. Gayet de güzel yazmış yani. Belli ki öyle hani gizli gece yazılamaya çıkmış gibi değil. Çeşitli palalar malalar salıyor. Tip bir zaten bir tuhaf. Böyle bir garip bir şey. Yani şimdi belli ki hani AKP'nin bir kesiminde olan bir milisleşme şeyi var galiba. Onu çağrıştırdı bana. Belki de kendi üstünü kuruntum ama bir böyle kesim var. İşte bu fotoğrafı çektiren şahıs belki gibileri. Çünkü yaptıkları şey belli tabii, işte mezarlıkta. Yani. Bir de AKP'nin bayağı büyük bir kesimi aslında bundan endişe de duyuyor diye düşünüyorum. Duymaz mı? Konuştum. Duymaz mı? Onlar da bu ülkede yaşıyor. Onların yani, da çoluk çocuğu var. Yani tabii. Şimdi sonuçta bu ülkeyi bir adeta silahlı iç çatışma durumuna sokmaya kalksalar, yani işte ne derler adına Suriye'den buraya 15-20 bin silahlı cihatçının yakında geleceği konuşuluyor. Bütün dünya konuşuyor şu anda. Ne olacak bunun sonucu? Denilir ki bizim silahımız var, vururuz, kırarız. Ama biraz önce bir şey söyledik. Öyle mi olur acaba? Hayır, biraz önce bir şey söyledik. Bunu ben o yüzden çok endişeliyim diyorum. İnsanlar ve yazılarımın önemli bir kısmının ana noktası bu oluyor. Bana diyorlar çok tekrara düşüyorsun. Bir kısım arkadaşlar. Ben diyorum ki Türkiye'de Türkiye'nin lehine olan bütün işler kendi aleyhine olan bir iktidar var. Bunu değiştiremeyiz. Yani iktidardaki Erdoğan olabilir. Birinci önceliği kendi pozisyonu. Birinci önceliği bu olduktan sonra yine kalan hiçbir şeyin anlamı yoktur. Orada milislenme oluyordur. Orada radikalizm artıyordur. Orada birbirini öldürüyorlardır. Orada yarın iç savaş kıvılcımı çıkacaktır. Ya bu tip bu cenaze olayları memleketin duygusunu bölüyormuş. Ya ülkeyi bölünmeye götürürmüş. Bunlar umurunda değil. Adamın bütün dikkati nasıl olacak ben bu kumpastan çıkacağım? Ben nasıl varlığımı sürdüreceğim? Dünyayı nasıl edeceğim? İktidarımı nasıl koruyacağım? Başıma bir belge... Bütün kafasını oraya yorumluyor. O yüzden de ona bunlar şey geliyordur şimdi. Ama tamam öyle mi? Düzelt onları. Basit geliyordur. Şimdi birinci öncelik bu olan bir iktidara artık o hal kalksın. Hukuk istiyoruz, demokrasi istiyoruz. Ya KHK'yı da şöyle yapma falan demenin hiçbir karşılığı yok. Yapılacak tek bir şey var. Ya bir yolunu bulup topluma ulaşıp iktidarı normal yollardan bu adamın elinden almanın yolunu bulmak. Bunun için çalışmak, bunun için kafa yormak, başka hiçbir şey düşünmemek, hiçbir şey. Gece gündüz çalışmak, topluma gitmek, siyasi organizasyonlar yapmak, bir araya gelmek, şunu yapmak, bunu yapmak ve 2019'da 2019, 2018'de 2019 o seçimde daha fazla yakmadan, daha fazla bir kargaşaya düşmeden bir ülke bütünüyle eğitimi çökmüş. Eğitim yerlerde bütünüyle yok olmuş artık. Müfredat diye bir şey yok. Kendileri de kabul ediyor. TEOK mesela. Adam dün akşam çıkıyor. Daldan dal atlıyorum ama bunu söyleyeyim. Ya bu TEOK'la ya bizimle alay ediyor. Hakikaten alay ediyor. Artık öyle bir hissiyata kapıldım. Yani bundan birkaç ay... 2014'te kendisi getirdi TEOK'u. Onu diyeceğim. Ya birkaç ay önce de şey demişti. Ya bu İstanbul'daki bu yüksek binalar ne?
Bunların o ya sen yaptın. Ya sen yaptın arkadaş, sen verdin hepsini. Hem yapıyor hem dönüp şikayet ediyor. Ya diyorum gerçeklikten koptu bütünüyle. Teok sanki başka biri getirmiş. Ya zaten eğitimi yok etmişsin. Ya zaten bir arpa boyu yol alamamışsın. Zaten çocuklara artık Türkçe öğretemiyorsun. Çocuklara artık matematik öğretemiyorsun. Ya dini öğret bari. Hani tamam lanet olsun dini öğreteceğim. Ya dini de öğretemiyorsun. Orada bir dindar nesil yok. Lümpen, ne dediği belli olmayan, faşist kafalı bir nesil çıkardın ortaya. Orada yani dinin çünkü bir sıcaklığı var, bir hoşgörüsü var. Bari o terbiyeyi versin. Hani ben ver demiyorum da onu iddia ettiği için söylüyorum. Hiçbir şey veremiyorsun. Burada yapılacak tek bir şey var. Yani başka bir hiçbir şeyle uğraşmamak. Yok o gelmesin, Mehmet gelmesin, ben onunla yan yana durmam. Bu dönemi geçtik, ülke gidiyor. Onunla konuşmam, onunla tokalaşmam. O niye bizim mahallede? Bunlara geçtik. Bu ülke diyen herkesin bir an önce bir araya gelip kafa kafaya strateji yapması lazım. O stratejiyi de belki 40 bin şeyden geçirme, elekten geçirmesi lazım. Bunu da yapacak, bunu yapacak. Bu olmazsa bu, bu olmazsa bu, bu olmazsa bu. Normal yollardan ülkeyi almak. Ama yok seçimde bilmem hile olur. Arkadaş öyle bir yol bulursun ki onu da engellersin. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün strateji. Evet. Ama bu adam sandık sonucunu değiştirir. Tamam öyle bir yol bulursun ki strateji onu da göze alamayacak hale getirirsin. Yani anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani sonuçta işte onları konuşalım evet. Şimdi. Şimdi madem onları konuşalım. Efendim 3. bölümde mesela Akşener hareketini konuşacağız. Muhalefetin bütün unsurlarının acaba hayır bloku şeklinde bir arada durması mümkün müdür? Seçimde hile veya benzeri şeylere karşı alınabilecek tedbirler nelerdir? 2018'de bir erken seçim olur mu? 2019 bütün bunları konuşacağız. 3. bölümde bizden ayrılmayın.